Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldikten sonraki uygulamalarını göz önünde tutacak olursak, önce özgürlükçü bir anlayışla memleketi yönetecekmiş gibi bir izlenim veren, fakat arkasından gerçek kimliğini ortaya çıkartan baskıcı, despot bir yönetim anlayışı Türk basınını tahammül edilemeyecek kadar ağır baskı altına almıştır. Sadece eski dönemlerde gördüğümüz hapsederiz, ekonomik açıdan sıkıntıya sokarız diyen baskı metotları değil, nokta atışlı, şu adam orada yazmasın, bu adam için işinden kovulsun, bizim hoşumuza gitmeyen şeyler, başlıklar atan şu adam def edilsin diyen bir zihniyet, fiilen bu kadar aşağıya düşen uygulamalara burnu soktuğu için Türk basını tekrar ediyorum. Sözünü ettiğim bütün tarih süreci boyunca bundan daha aşağı, bundan daha ağır baskılı, bundan daha ahlak dışı metotlarla medyayı baskı altına alan bir dönem yaşamadı. Benim bildiğim yok. Bu basın tarihimizin 1/3'ünü ben bilfiil yaşadım. Meslek mensubu olarak yaşadım. Kalan kısmı da okuduklarıma dayanarak söylüyorum. Ve altını çiziyorum. Bundan daha aşağı, bundan daha ikiyüzlü, bundan daha ahlaksızca baskı yapılan dönem düşünemiyorum. Olmadı çünkü. Benim bildiklerimin içinde yok. Şimdi hukuksuz, adaletsiz, demokrasisiz bir ortamın içindeyiz. Kimin başına hangi felaketin geleceğini kimse bilmiyor. Ekrem Dumanlı'nın terörist olduğunu sen bana kabul ettirebilir misin? Geçenlerde bir televizyon programında yanımda bir arkadaş vardı. Ekrem Dumanlı'nın dünyasına yakın bir arkadaştı. İsmini şu anda hatırlayamıyorum. Onu göstererek dedim ki, ya buna ben darbeci deniyor. Bilmem de, hükümeti devirmeye kalkıyorlar filan deniyor. Bunun için suçlamalar üretmeye çalışıyorlar. Versem eline silah tutamaz ya dedim. Silah tutmayı bile bilmez. Ne yapacak ki bu adam darbe yapacak? Şimdi suçluyorsun bir dünyayı, biliyorum. Fethullah Gülen ve sevenlerini, camiasını suçluyorsun. Tamam, ben Fethullah Gülen'e 1000 sebeple karşı çıkayım. Doğrudur. Katılmadığım sayısız şey sayabilirim. Ama silah darbe yapacak, silah kullanacak, silahı var. Yahut çete kurdu. Ya olur mu böyle şey? Yani eğer sen silahla bilmem neyle çete kurdu da darbe yapacak diyorsan, düpedüz yalan söylüyorsun demektir. Bu cemaat mensuplarının eline silah versen tutmayı bilmez. Yani bu kadar açık. Benim tanıdığım Gülen ve yakınları dünyası böyle. Bunların şiddetle middetle alakası yok. Bunların İslamiyet'i kafa kesmek için kullananlarla ilgisi beyazla siyahın ilgisi kadar. Onun için onlar tabii saçma, o silahlı çete kurma falan hikayeleri bana düpedüz saçma görünüyor. Hiçbir şekilde inandırıcılığı yok. Onu da söyleyeyim. Ekrem nasıl darbe yapar? Ekrem'e ben 1000 nedenle kızarım yazdıklarına, söylediklerine vesaire. Olabilir. Yani insaf ya. Yani Ekrem gazetecidir. Başka bir şey değildir. Hidayet için aynı şeyi söyledim. Biliyorum canım, gittim gördüm Silivri'de. Bir diziye birileri bir şey koymuş. 3 cümle koymuş. Sıkı yönetimde olurdu böyle şeyler. Oradaki bir tiyatro oyununda Ahmet Mehmet'e böyle dedi. Bunda maksat neydi? Birilerine mesaj mı vermek istiyorsunuz filan diye şey vardı.
Yani uzatmasını istemiyorum. Yani bu komik bile değil. Yani güldürür bir şey, hoşunuza gider, bir mantığı vardır, bir önemsenecek bir içeriği vardır. Komik bile değil. Hidayete yapma. Neymiş bilmem, birileri senaryoda bir şey, birilerine bir şey söylemiştir. O da 7 sene sonra suçlama konusu olmuş. Rütük nerede? Suç var değilse göndersin Rütük şeye, o tarihte niye göndermemiş savcıya? Şimdi bunlar saçma şeyler, evet. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının medyaya yaptığı baskı aslında gerçek kimliğini gösterme cesaretini yakaladığı anda başladı. Bunun ilk mağduru Emin Çolaşan oldu. Emin Çolaşan'ın hemen ardından Bekir Coşkun mağdur edildi. Ve çalıştığı gazeteden ayrıldı. Arkasından yanlış anımsamıyorsam üçüncü olarak bana geldi sıra. Benim bir yazımın son cümlesinin çok kızdırmış olması yüzünden şu anda ülkeyi tek başına yönetme iddiasında olan zatı kıyamet koptu. Ve ya benim kellem ya da çalıştığım medya grubunun batması gibi bir seçenek, eğer seçenekse, çıktı ortaya. Tabii bu kadar ağır bir baskı, hatta ahlak dışı bir baskı ortaya çıkınca en doğrusu benim o gruptan ayrılmamdı. Nitekim ayrıldım. Ama bu kimseyi, yani daha doğrusu baskıyı yapanları tatmin etmedi. Benim ardımdan pek çok gazeteci işinden atıldı. Yeter ki iktidarın başındaki zatı kızdırmış olmasın. Kızdırdığı anda herkesin başına bu geldi. Anladığım kadarıyla yanında böyle bir kusur arayan, istismar edilebilecek bir malzeme arayan bir kadrosu var herhalde. Öyle bir şey olması lazım. Zannediyorum ki bütün medyayı her gün tarıyorlar. Acaba kimi bugün avlayabiliriz, arkasından vurabiliriz diye pusuya yatmışçasına her yazıyı didikleyip içinden bir şey çıkartıp, her başlığı inceleyip içinden bir şey çıkartıp sonra beyefendiye arz ediyorlar anladığım kadarıyla. Beyefendi de bunun kellesini alın dediği anda o gazeteci işinden mahrum yahut atılıyor yani kısaca.